Efendim mutlu akşamlar. İşte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir gündemle beyaz ana haberle geldik karşınıza. Eğer sizler de ekran başındaysanız dünyada, Türkiye'de neler yaşandı ve nelere gebe işte bakacağız. Biraz daha yakından bakmaya çalışacağız. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlamamız gerekiyor. Çünkü bakın NATO zirvesi için bulunduğu Washington'da dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu kendisi. Amerikan basınına konuştu Erdoğan ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini yinelerken terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir dedi. Erdoğan zirve kapsamında ayrıca yoğun bir de diplomasi trafiği yürüttü. His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdoğan, President of the Republic of Turkey. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde devlet ve hükümet başkanları oturumuna katıldı. Salondan kameralara işte bu çarpıcı görüntüler yansıdı. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Erdoğan, Biden'la ayaküstü sohbet etti. Karşılamanın ardından NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çekiminde bir araya geldi. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la İngiltere'nin birkaç gün önce seçimi kazanan Başbakanı Keir Starmer vardı. NATO Atlantik Konseyi devlet ve hükümet başkanları oturumuna katılan Erdoğan çok dikkat çeken mesajlar verdi. ABD yayın organına konuşan Erdoğan, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılması gerektiğini söyledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi. İsrail'in tehditlerinin sona ermesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, aksi takdirde bölgenin savaş riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimalinin endişe verici olduğunu söyledi. Şangay İşbirliği Örgütü ile BRICS'i NATO'ya alternatif bir yapı olarak görmüyoruz dedi. Erdoğan'ın yapıcı siyaseti batılı liderler tarafından da takdirle karşılandı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında anlaşma yapabilen tek başarılı devlet adamı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve oturumları arasında diplomasi trafiğini de sürdürdü. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la da görüştü. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de bir araya geldi. Meloni'nin Erdoğan'la selamlaşırken sergilediği bu samimi tavrı sosyal medyada gündem oldu. Kritik zirve sonrası sonuç bildirgesi de yayınlandı. Bildirgede en çok dikkat çeken başlıklardan biri Türkiye ile ilgiliydi. NATO zirvesi sonuç bildirgesinde 2025'teki zirvenin Hollanda'da yapılacağı duyuruldu. 2026 yılında yapılacak bir sonraki zirvenin ise Türkiye'de yapılmasına karar verildi.